Fatih Medreseleri 1986'dan beri hizmetinizde. Esselamu aleyküm. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Amma ba'd. Kıymetli misafirlerimiz, Fatih Medreselerinin düzenlemiş olduğu Türkiye Peygamberine Sahip Çıkıyor konferansımıza hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Şimdi ben de sizlere inşallah kainatın en şereflisi, en müjdesi olan, en sevgililer sevgilisi olan, müjdeler müjdesi olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e yapılan türlü türlü ezalı cefalardan bahsedeceğiz inşallah. Resul-i Ekrem Efendimiz Safa tepesinden insanlara açıktan açığa peygamberliğini ilan edip ve halkı İslam'a davette bulunduktan sonra Kureyşli müşrikler eziyet ve işkencelerini yüzüne çıkardılar ve kat kat artırdılar. Peygamber Efendimiz onları tevhide çağırıyordu. Onlar ise atalarımızın dini dedikleri putperestlikte ve şirkte direniyorlardı. Efendimiz onları fazilete, saadete, dünya ve ahiret kurtuluşa çağırıyordu. Onlar ise yarasanın ışıktan kaçması gibi faziletten ve saadetten uzak durmaya çalışıyorlardı. Kainatın efendisi onları insanca yaşamaya çağırıyordu. Onlar ise kıymetsizlikler içinde, faizsizlikler içinde yaşamaya, uzak durmaya direniyorlardı. Resul-i Ekrem onlar için ebedi saadet, cennet istiyor ve onları bu eşsiz nimetleri kazanacak amellerde bulunmaya davet ediyordu. Onlar ise kendilerini ebedi şekavete, cehenneme götürecek davranışların içinde yuvarlanmaya gidiyorlardı. Hazreti Resulullah davetiyle onları etperi safiliğine düşmekten, kıymetsizlikten ve faizsizlikten kurtarıp âlâ-i illiyyine, kıymete, bekaya, ulvi vazifeleri yapabilme makamına yükletmek istiyor, çıkarmak istiyordu. Onlar ise tam tersine kıymetsizlikler içinde yuvarlanmaya, etperi safiliğine düşecek hareketlerde bulunmaya devam edip duruyorlardı. Elbette bu istek ve içerisinde olan müşrikler Peygamber Fahri Alem Efendimiz'e karşı çıkacaklar. Onun amansız mücadelesini, gayretini ve sarfını bulmaya çalışacaklar. Ama bunlara rağmen onlar davalarını anlatmakta hiç geri durmadılar. Hayır, bilakis hep daha çok karadılar, daha çok işkence gördüler ve daha çok da onlara aşk ve şevkle onları o İslam davasını anlatmaktan hiçbir zaman geri durmadılar. Fahri Alem Efendimiz'e hakaret ve eziyet edenlerin başında Ebu Leheb, oğlu Uteybe ve eşi Ummu Cemil gelmekteydi. Ebu Leheb Peygamber Efendimiz'i devamlı takip ediyor ve onu halkı dinlemekten ve halkı onu dinlemekten vazgeçirmeye, zihinlerle şüphe ve vesvese meydana getirmeye çalışıyordu. Hazreti Resulullah halkı Allah'ın birliğine, imana ve peygamberliğini tatbike davet edip kapı kapı dolaşırken peşi sıra gelen Ebu Leheb ise halka, "Ey ahali, bu benim yeğenimdir. Yalan söylüyor, ondan uzak durun," diyordu. Bu nasıl bir tablodur? İbret almak gerekir. Yeğen Allah'a ve imana davet ediyor. Peygamber Ebu Leheb ise onu muhalefet edip
halkı onu dinlememeye de çağırıyor. Oğlu Uteybe, peygamberimize ağır hakaretler çirkin saldırılarda babasından aşağı kalmıyordu. Karısının müdeni, Nebi-i Muhterem Efendimizin gidip geldiği yollara dikenli çalılar döküp, hatta bu içinden bilhassa zevk alıyordu. Bıkmadan, utanmadan dikenli çalıları o yollara dökmeye devam ediyordu. Bunun üzerine Cenab-ı Hak Tebbet suresini imza buyurmuştu. Sure, Ebu Leheb ve karısının çirkin davranışlarını ve akıbetlerini mevzu ediyordu. Bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Mesih'e gelerek Kabe'yi tavaf etmeye başladı. Kureyşliler hemen oturdukları yerden fırlayarak etrafını sardılar. Ve bizim ilahlarımızda söz söyleyen sen misin diyerek Resulullah'ın üzerine atıldılar ve acımasızca vurmaya başladılar. Bu sırada oraya gelen Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh Rabbim Allah'tır dedi. Rabbim Allah diyen bir zatı öldürmek mi istiyorsunuz? Diyerek Efendimiz'i kurtarmaya çalıştı. Rabbim Allah'tır dedi ve halkı bu ulvi hakikati çağırdığı için Resul-i Kibriya Efendimiz'e reva görülen çirkin hakaretler bunlar arada kalmıyordu. 3 yıl süren Bozkurt yıllarında açlık, yokluk, sefalet demelerini engelleyen annelerin tütleri kurudu. Ağaç yapraklarını yiyerek ayakta durmaya çalıştılar ve Allah'ın yardımıyla bu boykot da sona erdi. Taif'e insanları Allah'a imana davet için giden peygamberimize Taif'in ayaklı takımı hem sözlü hem de fiili olarak yol boyunca ağır hakaretlerle taşlayarak geri gönderdiler. Hazreti Zeyd sadece bu Taif'e gitme hususunda 100 yara almıştı. Ayakları, ayak kapıları kan içinde kalmıştı. Hem peygamberimizin hem de ilk Müslümanların maruz kaldıkları bu işkence ve eziyet ve hakaret karşı karşıya bulundukları güçlükler ve maniler Allah tarafından aynı zamanda birer imtihandır. Mesele sadece iman ettiğin değildir. O maruz kaldıkları işkence ve eziyetlere ne yapmaktı? Davranmaktı. Onlara dayanmak, onlara yine iman ettiğim demekle imandaki sadakat ve samimiyet tabularını ölçülmesi gerekiyor. Asıl saadet Müslümanların dayanılmaz işkence ve zulümler karşısında gördükleri eşsiz cesaret, engel, sabır ve harika metanet içten insaf ve basiret sahiplerinin gözlerini yaşatacak bir ulviyete sahiptir ve günümüz Müslümanları içinde birçok ibreti havidir. Rabbim cümlemizi imanın hakiki lezzetine erdirsin. Bu olayları dinleyip de ibret alamamaktan hala kafet edilir. Hayat sürmekten yazan cümlemizi muhafaza edilsin. Ya Resulallah, bağışla bizi. Sana layık ümmet olamadık ki. Selamun aleyküm. Fermehaber.com